Merhaba, bu derste C++'daki değişken türleri hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Öncelikle değişken nedir? Ondan kısaca bahsedelim. Değişken, kullanıcıdan alınan veya üretilen verilerin saklandığı alandır. Bu alan tabii ki bilgisayarımız üzerindeki RAM'dir, hafızadır. Hafızada ne tür bir veri saklayacağımızı bu değişken türleriyle belirleriz. Mesela tam sayı bir tür saklayacaksak, integer, kayan noktalı virgüllü sayı saklayacaksak float, double, eğer bir karakter saklayacaksak char, eğer bir karakter dizisi saklayacaksak string gibi türleri belirtmemiz gerekiyor ki bu derlenirken hafızadan ona göre yer ayrılsın. Gereksiz yere büyük değişkenler tanımlamak programcılık açısından iyi değil. Eğer küçük bir sayıyla çalışıyorsanız short int dediğimiz daha küçük sayıları tutan ve hafıza alanından kazandıran bir değişkeni tanımlamak daha iyi olacaktır. Bunların ayrıntılarını programlamayı anlatırken, C++ programlamayı anlatırken değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim. Mesela tam sayı tipler nelerdir? Onlardan bahsedelim. Tam sayı aslında İngilizce'de integer dediğimiz bir ismin kısaltılması ile tanımlanıyor C'de. Int a dediğinizde a değişkeni 4 byte'lık hafızadan bir yer tutuyor ve bu da yaklaşık 2 üzeri negatif sayıları da sayarsak 2 üzeri 16 gibi çok büyük bir rakamı burada saklayabiliyoruz. Bu integer'ın başına long ve short koyarak mesela long int diyerek daha büyük sayıları tutabiliriz. Ya da short int diyerek short önekini koyarak daha küçük sayıları tutabiliriz. Short int dediğimizde hafıza alanından kazanmış olacağız. Short int dediğimiz 32.000'e kadar veri tutuyor. Eksi 32.000 ile artı 32.000 arasında veri tutuyor. Yani şöyle yapmanız yeterli. Short int b demeniz yeterli olacaktır. B 2 byte yer kaplarken hafızadan a değişkeni 4 byte yer kaplayacak. Long int derseniz 8 byte yer kaplayacak daha büyük sayıları tutabiliyor olacaksınız tabii ki. Genellikle programcılığa yeni başladığımızda integer tipi bizim veri aralığımıza yetiyor. Yani yeni başlayanlar için yetiyor ama bilimsel hesaplamalar ya da daha büyük işlemler için long int ya da short int duruma göre koyarak hafıza alanından kazanabilirsiniz. Peki bu değişkene değer atama nasıl gerçekleştiriliyor? Mesela a eşittir 5 dediğimde a değişkenin içine 5 sayısını atamış oluyorum. Birden fazla değişkeni virgülle tek tek satır satır yazmak yerine mesela a, b, c diye 3 değişken bu konstantmış. A, b diye 2 değişken tanımlayalım. B eşittir 10 dersem burada int a, b dedim. A ve b'yi ne yapmış oldum? Hafıza alanında saklamış oldum. Peki noktalı sayılar nasıl saklanıyor? Noktalı ya da küsürlü de diyebiliriz buna. Noktalı sayılar şu şekilde saklanıyor. Bu arada çift slash burada açıklama olduğu için kodla çalışmayacaktır. Onu da belirtelim. Float değişkeni ile tanımlanıyor. Şöyle yapalım. Float noktalı diyelim. Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar değişkenlerde özellikle. Noktalı sayılarda ise şöyle bir atama yapabiliriz. İstersek aşağıda atayabileceğimiz gibi şurada olduğu gibi direkt burada eşitlikte de atayabiliriz. Aynı şeyi buradaki AB değişkenleri için de geçerli arkadaşlar. Onu da belirtelim. Mesela 3.14 dedim. Noktalı değişkeninin değeri 3.14 olarak saklanmış oldu. Bunun dışında başka ne tür değişkenler var? Karakter değişkenler var. Karakter dediğimiz klavye üzerindeki bütün harfler karakter olarak adlandırılabilir. Bunlar char dediğimiz bir değişken türüyle tutulur. Mesela char karakter diyelim. Bu karaktere bir atama yapacaksanız şu şekilde tek tırnakla bir harf atayabilirsiniz. Mesela F diyebilirsiniz. Bu karakter değişkeni artık F harfini
tutuyor olacak arkadaşlar. Peki başka ne türler var? Fluat'ın daha büyüğü olan double dediğimiz daha büyük sayılar için, noktalı sayılar için büyük bir değişken double var. Şöyle yazalım. Büyük noktalı sayılar. Büyük noktalı sayılar için şunu yapabiliriz. Double büyük sayı diyelim. Bunda aralık daha da genişliyor ve çok çok büyük noktalı sayıları virgülden sonra daha hassas hesaplama yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Mesela 3.14, 45, 67 diye buna herhangi bir daha da uzatabilirsiniz virgülden sonra. Değer atayabiliyorsunuz. Bunun dışında evet ve hayır ya da doğru ve yanlış değerini tutan boolean değişkenler var. Boolean değişkenler ileride örneklerini vereceğiz. Sadece true ya da false değeri tutarlar. Buraya yazalım. Sadece true veya false. Boolean değişkenleri tanımlarken bool kullanıyoruz arkadaşlar. Bool durum diyelim. Buna atama yapacaksanız eğer durum eşittir true ya da false diye direkt yazabilirsiniz. Fark etmez. False da yazabilirsiniz. Zaten bunlar reserved word olduğu için direkt bakın turuncu rengi idemiz bunu yazdı. Bunun dışında arkadaşlar string değişkenler var. Aslında C++'da string diye bir değişken yok. Karakter dizisi değişkeni var. Fakat biz bunu yukarıda include string diyerek kütüphanesini ekleyerek bunu kullanabiliriz. Mesela nasıl kullanırız? Include diyelim. String diyelim. Bunu ekledikten sonra artık string değişken tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela string isim diyelim. İsim eşittir Ali diyelim. Artık isim değişkenin içinde 3 adet karakter barındırıyoruz. String dediğimiz şey aslında karakter katarı ya da karakter dizisi tutan bir özel bir değişken ve bunlar da Java ya da C# gibi dillerde tabii daha gelişmiş bir string kütüphanesi var. C'de bunları yukarıda eklediğimiz include ile eklediğimiz string kütüphanesiyle kullanabiliyoruz. Karakter dizisi diyelim string için. Artık Türkçe'ye metin ya da yazı verileri diye de çevrilebiliyor string ifadesi. Bu şekilde değişkenlerimizi tanımlayabiliyoruz. Mesela biz burada değişkenlerimizi tanımlamıştık. A, B değişkeni tanımlamıştık. Buraya bir virgül atıp toplam değişkenini de tanımlayalım. Ve toplamı şu şekilde yapalım arkadaşlar. Değişkenleri de hem kullanmış olalım. A artı B. 5 ile 10'u toplayacak. 15 yapacak. Daha sonra toplam değişkenini ne yapacak bunu? Atacak. Bunu nasıl yazdırıyoruz arkadaşlar? Code diyelim. Code toplam diyelim. Eşittir diyelim. Ve şuraya tekrar bir işaret koyarak toplam değişkenini buraya yazalım. Şimdi programı çalıştırdığımızda ekrana sadece burada yazdırma işlemi yaptığımız için değişkenlerimizi tanımladık ama onları yazdırmadık. İstersek kodla onları da yazdırabiliriz. A ve B'yi topluyoruz ve yazdırma işlemini burada gerçekleştiriyoruz. Genel olarak değişkenler bu şekilde kullanılabiliyor. Long ve short ifadeleriyle değişkenin boyutları değiştirilebiliyor. Unsigned ve signed'la char ve string değişkenleri de kullanılabilir. Genel olarak bunları soru çözdükçe, problem çözdükçe daha iyi anlayacağız. Ama türleri programcılığa girişte bilmenizde fayda var arkadaşlar. Hangi tür, hangi değişken tipi ne tür veri tutuyor bunları bilmek lazım.